Yoksullukla mücadele etmek, yoksulluğu bitirmek yerine yoksulluğu yöneterek oy devşirmeye çalışan siyasi anlayışla birlikte daha da derinleşen sosyal ve ekonomik problemler insanların adalete olan inancını sarsmıştır. İktidar ile vatandaş arasındaki güven bunalımını derinleştirmiştir. Bütün bunlar kamuoyu vicdanında yıkıcı bir etkiye sebep olmuştur. Bugün itibariyle Dünya Bankası verilerine göre 10 milyonun üzerinde vatandaşımız mutlak yoksul kategorisinde değerlendirilmektedir. Tüm bunlara rağmen ekonomik kriz içerisindeki vatandaşlarımızın görmezden gelinmesi ve devasa israf kalemleriyle birlikte kaynakların yalnızca belli çevrelere aktarılması milletimizi ekonomik olarak çıkmaza sokmaktadır. İyi eğitimli gençlerimizi dünyanın farklı coğrafyalarında ikbal arayışına yönlendirmektedir. İnsanlarımız milli gelirden ve ülkemizin zenginliklerinden hakları olan payları alamamaktadır. Özellikle ülkelerin yapmış oldukları sosyal yardımların milli gelire oranlarını incelediğimizde hem pandemi öncesi hem de pandemi süreci içerisinde ülkemizin OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer aldığını üzülerek görüyoruz. Tüm bunlar göstermektedir ki temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan ve kriz zamanlarında yalnızlığa terk edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı mevcut sosyal güvenlik sistemi koruyamamakta ve onların sorunlarına çözüm üretmekte yetersiz kalmaktadır. Bu durum özellikle ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın sosyal bir koruma kalkanı altına alınması gerektiğini göstermektedir. Gelirin sürekliliğini bağımlılık oluşturmayacak düzenli ve şeffaf sosyal yardımları, istihdama yönlendirici uygulamaları ve temel ihtiyaçları sağlayan düzenlemeleri içeren yeni sosyal koruma ve güvenlik sistemimizin teorik ve hukuki altyapısını bu çerçevede inşa ettiğimizi belirtmek isterim. Sosyal yardım, sosyal hizmet, emekli, çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve engelli kategorilerinde oluşturduğumuz, içinde çok sayıda çözüm önerisi ve politikayı bulunduran eylem planımızla toplumumuzda yaşanan sosyoekonomik problemleri çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Bugün açıkladığımız eylem planımızla birlikte daha sonra saha çalışmalarımızdaki gözlemlerimiz, değişen ve gelişen şartlara göre gündeme gelecek olan toplumsal talepleri de politikalarımızın devamı olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede çocuklarımızın geleceklerini ipotek altına almadan toplumsal barışı ve refahı tesis etmeyi temel amacımız olarak belirlediğimizi ifade etmek isterim. Bu kapsamda dezavantajlı ve yoksul kitlelerin yaşamış olduğu sosyal ve ekonomik sorunlara kalıcı ve gerçekçi çözümü oluşturabilmek için sosyal politikalarla ilgili her alanda konunun uzmanları ve ilgilileriyle yakından çalışarak kapsamlı çözüm önerilerinin yer aldığı eylem planımızı şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, eylem planımızı sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, emeklilik, çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve engelliler şeklinde 5 ayrı başlık altında kategorize ettik. Sosyal yardımlar, sosyal yardımları ve sosyal hizmetleri sosyal güvenlik sistemiyle uyumlu ve koordineli bir hale getireceğiz. Kurumlar arasında koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan sıkıntıları Sayın Genel Başkanımız bahsetti. Bu anlamda yardımların ve hizmetlerin tek bir çatı altında toplanması ve tek bir elden yürütülmesi ve sağlıklı bir veri tabanı oluşturulmasıyla bu anlamda vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri gidermiş olacağız.
Sosyal yardımların hızlı, adil ve insan onurunu zedelemeyecek şekilde sunulmasını sağlayacak yapısal dönüşümleri gerçekleştireceğiz. Evet, maalesef sosyal yardımlar siyasi rant aracına dönüştürülmüş durumda. Bu yardımların yoksul vatandaşlarımıza bir lütuf olarak değil, onların insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sürdürülebilmeleri için ihtiyaçlarını karşılamak olarak verilmesini sağlayacağız. Farklı kategorilerde ve farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen aynı ve nakdi yardımları tek çatı altında toplayarak daha kurumsal ve açık bir süreci işleteceğiz. Şu anda bizim tespit edebildiğimiz yardımlar 42 ayrı kalemde aynı ve nakdi olarak yapılıyor farklı kurumlar tarafından. Bunun içinde sivil toplum kuruluşları, belediyeler hepsi var. Evet, bu dağınıklığın yarattığı sıkıntıları yoksul vatandaşlarımız yaşıyor. Bunları kurumsal bir yapıya kavuşturarak tek bir çatı altında toplayacağız. Sosyal hizmet merkezlerinin sayısını ve işlevselliğini ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın problemlerine çözüm olacak şekilde artıracağız. Evet, olabildiğince nüfusa orantılı olarak her bir yerleşim birimine daha fazla sayıda sosyal hizmet merkezi ve sosyal hizmet uzmanları görevlendirmek suretiyle yoksulluktan dolayı risk altındaki vatandaşlarımızı önceden tespit ederek onların ihtiyaçlarıyla ilgili talepte bulunmasına fırsat kalmadan sisteme dahil ederek onların taleplerini karşılayacağız. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubelerini adil ve şeffaf biçimde hizmet sunulan kurumsal yapılar haline getireceğiz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın standartlarını vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacak şekilde hem niteliksel hem de niceliksel olarak artıracağız. Evet, sosyal yardımların dağıtıldığı bir yerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, ancak hem sayılarının az olması hem de politize olmuş olmaları nedeniyle verimli olduklarını söyleyemiyoruz. Dar gelirli ailelere uygun şartlarda sosyal konut temin edeceğiz. Evet, konut ihtiyacı olan dar gelirli ailelerimizin yaşadığı fiziksel şartları da iyileştirmek adına kira öder gibi uygun taksitlerle konut sahibi olmalarını sağlayacağız. Şehit yakınları ve gaziler ile ilgili var olan düzenlemelerin karmaşıklığını gidererek bütün düzenlemeleri tek çatı altında toplayacağız. Evet, burada da bir dağınıklık var mevzuat açısından da, uygulamalar açısından da. İşte Kıbrıs'ta şehit olanlar ve gaziler için o zaman bir düzenleme yapılmış, onlara bir takım haklar verilmiş. Daha sonra işte terör mağduru şehitlerimiz, gazilerimiz var. Onlarla ilgili düzenlemeler yapılmış. En son 15 Temmuz şehitleri ve gazileriyle ilgili yapılan düzenlemeler var. Bunların arasındaki farklılıkları gidererek hepsini tek bir çatı altında toplayacağız. Şehit yakını ve gazilerin konut ihtiyaçlarını karşılayacağız. Evet, ev sahibi olamamış şehit yakınları, şehitlerimiz ve gazilerimizin yakınları için yine uygun şartlarda onların konut sahibi olmasını sağlayacağız. Yoksul vatandaşlarımıza aile bazlı asgari gelir desteği sağlayacağız. Eğer ailenin geliri temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyorsa sosyal güvenlik sisteminde kayıtlı olarak bunlar görünecek tabii. Ailelerimize temel ihtiyaçlarını karşılayacak destekleri sağlayacağız. Yoksul ailelerimize kış aylarında ısınma yardımı yapacağız. Doğalgaz erişiminin olduğu yerlerde insan sağlığı ve hava kirliliği açısından eğer kömür tüketilmesi sınırlandırılıyorsa bu ailelerimize doğalgaz yardımı. Eğer kömür tüketiliyorsa kömür yardımını sürdürmeye devam edeceğiz. Yoksul ailelerde yeni doğan bebeklere bir yıl boyunca başta süt ve bebek maması olmak üzere gıda desteği vereceğiz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyoruz ve özellikle bebeklik dönemindeki beslenmenin ileriki yaşlarda
bedensel ve zihinsel gelişim açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Annelerimize ve bebeklerimize böyle bir destek vereceğiz. Çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için farklı kategorilerde verilen tüm sosyal yardımların miktarını artıracağız. Evet, çocuklarımızın okul eğitim hayatından kopmaması ve çalıştırılmaması için onlara verilen bir şartlı nakit desteği var. Ancak bu çok yetersiz. Biz bu destekleri arttıracağız. Ayrıca buna gıda, kıyafet, ulaşım, servis masraflarını da ilave ederek çocuklarımızın eğitim hayatlarını daha rahat ve konforlu bir şekilde sürdürmelerini sağlayacağız. Sosyal yardım alan vatandaşlarımızın yoksulluk sarmalından kurtulabilmeleri için özel istihdam programını uygulamaya koyacağız. Şimdi yoksul işsiz vatandaşlarımızın çoğu günübirlik işlerde, geçici işlerde çalışan ve çoğunlukla da mesleki bir eğitimden geçmedikleri için mesleki becerileri olmayan vatandaşlarımız. Bunları mesleki eğitim, beceri eğitimlerine tabi tutarak istihdam edilmelerini sağlayacağız. Böylece sosyal yardımlara bağımlı olmaktan da kurtarmış olacağız. Korunmaya ve gözetime muhtaç tüm çocukların tespitini sağlamak için geniş kapsamlı veri tabanı oluşturacağız. Evet, kimsesiz çocuklarımız ya da aileleri tarafından sokağa terk edilmiş çocuklarımızla ilgili sağlıklı bir veri tabanı oluşturacağız. Gençler için yeni bir eğitim, sosyal yardımlaşma ve çalışma modeline imkan sağlayacak yaşlı bakım ve çocuk koruma merkezlerinin bir arada bulunduğu tesisler kuracağız. Evet, biz yaşlılarımızın da hayattan kopmasını, yaşama sevinçlerini kaybetmesini istemiyoruz. Engellilerimizin de hayatın içerisinde olmasını istiyoruz. Bu yüzden çocuklarımız ve gençlerimizle yaşlı bakım ve engelli bakım merkezlerinin bir arada olduğu merkezleri inşa ederek toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırıp onların da hayatın içerisinde kalmasını sağlayacağız. Çocukların sokakta yaşamalarına ve istismar edilmelerine engel olacak önleyici tedbirler alacağız. Sokakta yaşayan kimsesiz tüm çocukları sosyal koruma altına alarak huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmelerini sağlayacağız. Evet, çocuklarımızın sokakta şiddete, suça ve madde bağımlılığına sürüklenmesinin önüne geçeceğiz. Çocuklarımızı bu tehlikelere yönlendirenlerle ilgili daha caydırıcı cezai tedbirler getireceğiz. Onlar için güvenli, devletin güvencesi altında eğitim hayatlarını sürdürebileceği ortamları sağlayacağız. Güçlü ve dinamik bir toplumsal yapı için aileye dönüş ve koruyucu aile projelerini destekleyeceğiz. Eğer aile yoksulluk nedeniyle çocuğunu sosyal hizmet bakım merkezlerine getirip bıraktıysa ben yoksulum bakamıyorum diye. Tabii ki çocuğa bu kurumlarda 5 yıldızlı bir bakım hizmeti sunsanız da anne baba şefkati ve aile ortamından uzakta olmanın getirdiği bir takım travmalar oluyor. Onun için aileye parasal destek yardımda bulunarak bu yardımların miktarını artırarak çocukla ailenin bir arada aynı ortamda hayatına devam etmesini sağlayacağız. Ve yine tabii kimsesiz çocuklarımız için de aile ortamının çok önemli olduğunu biliyoruz. Aile koruyucu aile projelerini destekleyeceğiz. Bu konudaki prosedürü ve mevzuatı da kolaylaştıracağız. Evet, emeklilerimiz düşük emekli maaşı alan emeklilerimize daha yüksek tutarda bayram ikramiyesi vererek bir nebze olsun onlara nefes aldırmak istiyoruz. Ayrıca emekli aylıklarını satın alma gücünü koruyacak şekilde arttıracağız. Ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı alanlara verilen bayram ikramiyeleri üzerinden yapılan kesintileri kaldıracağız. Biliyorsunuz bu ölüm aylığı alan eşler ve yetimler %30 kesintili alıyor. Bu kesinti bayram ikramiyeleri üzerinden de yapılıyordu. Bunu kaldıracağız, tam ikramiye vereceğiz onlara da.
Evet, EYT sorununu çözeceğiz. Biz evet, siyaset kurumu ülkede sorunları çözmek için var. Evet, EYT de bu ülkenin bir sorunu. Bu konuda ilk görüşmemizi yaptık. Bundan sonraki görüşmelerimiz devam edecek. Ve taraflarla uzlaşı içerisinde bir çözüm noktasına ulaşacağımızı inanıyoruz. Emekliler ve bankalar arasındaki promosyon prosedürünün şartlarını emekliler lehine düzenleyeceğiz. Biliyorsunuz bu promosyon karşılığında bağlayıcı 2 yıllık, 3 yıllık bir takım şartlar getiriyorlardı. Daha sonra başka bankalarla olan ilişkilerinde bunlar sıkıntı doğurduğu için bu promosyon şartlarını da emeklilerimizin lehine yeniden düzenleyeceğiz. Emekli aylıklarına vergi iadesinin yerine getirilmiş ek ödeme oranlarını yeniden gözden geçireceğiz. Evet, burada daha düşük emekli aylığı alan emeklilerimizin ek ödemelerini biraz daha yüksek tutmayı planlıyoruz. Evet, çalışma hayatımız ekonomik ve sosyal konseyi kurumsal yapısına kavuşturarak düzenli olarak toplayacağız. Evet, toplumumuzda iş dünyası, sosyal kesimler hepsini bir araya getirerek sosyoekonomik sorunlarımızın tespiti ve çözümü noktasında kurumsal anayasal statüsü olan bu kurumsal yapımızı da düzenli olarak çalıştıracağız. Kıdem tazminatı sistemini taraflarla diyalog çerçevesinde gözden geçireceğiz. Evet, iktidarın orta vadeli program çerçevesinde 2022 yılında hayata geçireceği tamamlayıcı emeklilik sistemi var. Bununla ilgili sendikalarımızın da görüşme talebi olmuştu. Bundan sonraki süreçte bir sendikamızla görüştük. Onlarla da görüşmelerimiz devam edecek. Sendikalaşmayı ve iş yerlerinde toplu iş sözleşmesi yapılmasını destekleyeceğiz. Evet, çalışanlarımızın haklarının tabii ki korunmasından yanayız. Bu anlamda sendikal faaliyetleri de önemsiyoruz. Esnek çalışma modellerini sosyal güvenlik sistemi ile uyumlu hale getireceğiz. Evet, esnek çalışma modelleri çerçevesinde çalışan vatandaşlarımızın bu çalıştıkları süreler, izinler, ödenen primlerle ilgili bir takım yaşadıkları mağduriyetler var. Bunları yeniden düzenleyerek, uyumlu hale getirerek bu mağduriyetlerin ortadan kalkmasını sağlayacağız. Kayıt dışı istihdamın ve kaçak işçi çalıştırmanın önüne geçeceğiz. Evet, ne çalışanın ne de bu konuda devletin bir kaybının olmaması gerektiğine inanıyoruz. Herkesin haklarının korunması açısından yeni bir düzenleme yapacağız. Çocuk işçiliği ile ilgili kapsamlı bir veri tabanı oluşturarak çocuk işçiliğine sebep olan ekonomik ve sosyal problemleri ortadan kaldıracağız. Denetimleri artırarak çocukların eğitim hayatına katılmalarını sağlayacağız. Evet, biz öncelikle çocuklarımızın olması gereken yerin eğitim hayatı olması gerektiğine inanıyoruz. Eğitim hayatından koparılarak çocuklarımızın çalıştırılmasını onaylamıyoruz. Bunu ortaya çıkaran sebepleri öncelikle tespit edip bu sebepleri ortadan kaldırıp çocuklarımızın eğitim hayatının içinde kalmasını sağlayacağız. İş kazalarını önleyecek, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak dönüşümleri gerçekleştireceğiz. Evet, biliyorsunuz iş kazalarından doğan bir takım kalıcı hasarlar insanların daha sonraki hayatını çok olumsuz etkiledikleri için bununla ilgili tedbirlerin alınması, tedbirlerin alınmaması durumunda yaptırımların uygulanması elbette ki önemli. Bununla ilgili dönüşümleri gerçekleştireceğiz. Daha uzun süre çalışanın daha fazla emekli aylığı almasını sağlayacağız. Böylece insanlarımızı daha uzun süre çalışmaya teşvik edeceğiz.
yaşlı bakım sigortasını hayata geçireceğiz. Yaşlılıktan dolayı kendi kendine bakamayan, yetemeyen, kendisine bakacak yakını olmayan insanlarımızın yaşadıkları problemleri, sıkıntıları aşmak için yaşlı bakım sigortası altında bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Evet, yaşlılık döneminde bakıma muhtaç olduklarında ekstra bir ödeme yapmadan insan onuruna yaraşır bir şekilde bakılmalarını sağlayacağız. Engellilerimiz, engelli vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarına, iş yerlerine, kamu binalarına, konutlara ve tüm sosyal alanlara sorunsuz şekilde erişebilmesi için gerekli olan altyapı çalışmalarının tümünü gerçekleştireceğiz. Engelli erişimini sağlayabilmek için kamuya, özel sektöre ve STK'lara ekonomik destek paketi sağlayacağız. Bu konuda çıkmış bir yasa vardı. Yasa daha sonra uzatıldı muhtelif defalar. Kamunun bu konudaki yükümlülüklerini ve özel sektörün yerine getirebilmesi için. Sonra akıbetini tabii ki bilemiyoruz ama sorumlulukların yerine getirilmediği kesin. Çok ciddi olarak engellilerimizin bir erişim sıkıntısı var. Zaten engellilerimizin istihdam edilememelerinin önündeki en temel engellerden birisi de bu. Binaların, araçların, fiziksel mekanların erişime uygun olmaması. Engellilerimizin iradelerine ve fiziksel imkanlarına göre en iyi şekilde istihdam edilebilmeleri için beşeri sermayelerinin gözlemlenebileceği geniş kapsamlı veri tabanı oluşturacağız. Evet, kabiliyetleri ve eğer varsa almış oldukları mesleki eğitim varsa buna göre bir veri tabanı oluşturarak istihdam edilmelerini daha yaygınlaştıracağız. Engellilerimizin hem kamuda hem de özel sektörde kolay bir şekilde iş bulmasını sağlamak için beşeri sermayelerini artırıcı mesleki eğitim ve sertifika programları düzenleyeceğiz. Eğer bir mesleği bu anlamda bir becerisi yoksa kazandırılmış, onlara da mesleki eğitim kursları düzenleyerek meslek sahibi olmalarını sağlayacağız. Yine engellilerimizin istihdam edilmelerinin önündeki en büyük engellerden biri de yeterince mesleki eğitimden geçmemiş olmaları. Engelli vatandaşlarımızın yasal ve insani hakkı olan çalışma hürriyetini elde etmesi için kamu ve özel sektörde engelli istihdamına ilişkin belirlenen kontenjanların doldurulmasını sağlayacağız. Evet, bu kontenjanlar maalesef büyük oranda boş. Özel sektörde de, kamuda da. Evet, buralara gereken atamaları yapmak önceliğimiz olacak. Evde bakım aylığı alanların genel sağlık sigortası primlerini ödeyeceğiz. Varsa geçmişe yönelik borçlarını sileceğiz. Evet, evde bakıma muhtaç engelliye bakan aile ferdi aslında çok önemli bir çalışmayı, hizmeti yapıyor. Bunun karşılığında evet, kendisinin de genel sağlık sigortası primini ödeyeceğiz. Engellilerin konaklama, bakım ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde yararlanabileceği kısa süreli bakım evleri ve yaşam merkezleri oluşturacağız. Evet, yine engelli bireylerimize bakan aile fertlerimizin insani bir takım temel ihtiyaçları, alışverişe çıkmak, belki bir eğitim kurumuna gitmek veya 3-5 günlüğüne bir yakınının cenazesine, düğününe gitmek en temel insani hakkı. Ama engelli bireyi bırakabileceği bir yer olmadığı için çoğunlukla bunları yapamıyorlar. Bu şekilde engellilerimize ücretsiz hizmet verecek merkezleri inşa edeceğiz. Engellilerin yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarımızı destekleyeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın engellilik seviyesine göre almış olduğu maaşları her kademe için iyileştireceğiz. Onların da insanlık onuruna yaraşır bir hayat sürmelerini arzu ediyoruz. Evet, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eylem planımızın detayları da böyleydi. Evet, Selma Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Böylece eylem planımızla ilgili sunuşu tamamlamış olduk. Tabii konu çok geniş, çok kapsamlı. Yani böyle bir saatlik bir programa sığdırmak da çok zor.
Bunun arkasında çok geniş hazırlıklar var, detaylar var. Bütün bu çalışmaların mutlaka bir bütçeyle ilişkilendirmesiyle ilgili bir hesap kitap var. Çünkü söylediğimiz her şeyin mutlaka yapılabilir adımlar olması bizim için büyük önem taşıyor. İç tutarlılığı olan ve yapılabilir, uygulanabilir bir eylem planı hazırlamaya özen gösterdik.